Yapısı, Uğur Yücel, Ayça Bingöl ve Beren Saat. Basın mensuplarının karşısında. İlk söz Uğur Yücel'di. İyi bir zaman geçirdik hep beraber oyuncularla. Hepimiz böyle filmin içindeydik. Çok çok eğlendik, çok trajik bir şey yaptık ama çok eğlendik. Bana ver dedim sana. Oyunculuk performansıyla herkese parmak ısırtan Beren Saat içinse çekimler oldukça keyifli geçmiş. Çok keyifliydi. Yani hikayenin ve aslında oynadığımız karakterlerin gereği birazcık ağır geçti. Duygusal olarak yorucu geçti ama setimiz çok huzurluydu, çok keyifliydi, çok güzel zaman geçirdik. Basın mensupları Beren Saat'e Uğur Yücel'le birlikte rol almak nasıl diye sordukları dakikada ise usta oyuncu devreye giriyor ve kahkahalar patlıyor. Düşe kalka oynadık. Ya evet. Toparlan, kurtarır mısın? Röportaj devam ederken Beren Saat'in sevgilisi popçu Kenan Doğdu'nun kahkahaları duyuluyor. Beren Saat ise sevgilisinin kahkahalarına bakın nasıl bir tepki veriyor. İzleyin. Ayça Hanım'a dönelim. Ozan'ın kahkahaları. Sen neler söyleyeceksin? Evet, Kenan Bey'in kahkahaları. Kenan Bey'den daha eğlenceli galiba. Yeniden Uğur Yücel'e dönüyoruz. Filmin epey duygusal olduğunu ve izleyiciyi gözyaşlarına boğacağını söylüyor. Yazlık sinema bahçesinden gelen bir adam olarak söylüyorum. Bence en çok ağlanan film olacak. Az önce kahkahaları her yerde yankılanan Kenan Doğulu, sevgilisi Beren Saat'in yanına geliyor sohbetin sonunda. Hazırlıklı gelmiş filme onu anlatıyor. Yanımızda selpak mendillerimiz hazır. Ben bir de leğen, küçük bir leğen getirdim yanımda. Sıkı bir şekilde rolüne hazırlanan Beren Saat'e ise en büyük destek yine Kenan Doğulu'dan gelmiş. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Birlikte çalışmadık ama Kenan birinci günden beri hep yanımdaydı. Gerçekten benim yaşadığım süreç o iki ay boyunca o kadar da kolay bir şey değildi ve Kenan en büyük desteğimiz. Gözde Çift'ten sonra Ozan Doğulu ve eşinin yanındayız. Hazır onları bulmuşken film arasında Kenan ve Beren'in ne zaman evleneceğini soralım diyoruz. Malum yetkili ağızdan bilgi almak önemli. Yetkili ağız diye bir şey yok. Birinci ağızdan duymanız gereken şeyler bunlar diye düşünüyorum. Ser veriyor, sır vermiyor Ozan Doğulu ama düğün olursa da kardeşi için bir şeyler çalar o özel gecede. Yanılıyor muyuz? Düğün sessiz bir düğün olur. Müzik yok bu düğünde, çalmıyoruz. Ben de çalayım. Ozan Doğulu'nun yanından ayrılıyor ve adaşı Ozan Güven'in yanına gidiyoruz. Film hakkında söyleyeceği birkaç şey vardır elbette. Konusu olarak gerçekten çok etkileyici ve insanı girer girmez bir ruh haline sokan bir film ve oyunculuklar da bir o kadar samimi ve sıcak olunca bu filmden etkilenmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Filmin bir diğer önemli oyuncusu Ayça Bingöl ise mendilleri hazırlayın diyor. Ağlanır. Evet ağlanır. Evet mendilleri hazırlayın. Tanrı'nın kusurlu bıraktığı iki insana dair bir hikaye. Senin dünyan ışık dolu. Galaya gelen ünlü isimlerden oyuncu Halit Ergenç ise Beren Saat'in performansından fazlasıyla etkilenmiş. Yani herhangi bir şekilde Beren'i de düşünmeden, yani hiç düşünmeden izledim. Yani bir oyuncu olduğunu düşünmüyorsunuz o sırada orada olan insanın. Ben de bu çok... Özel galada özel görüntülere götürüyoruz şimdi de sizleri. Kenan Doğulu'nun sevgilisi Beren Saat'i tebriği de oldukça duygusaldı. İki aşık dakikalarca birbirlerine sarılıp kaldılar. Büyük bir şefkat ve aşkla. Bu
bu güzel ve duygusal görüntülerden sonra galaya çıkardıkları rezaletle damga vuran Esra Ceyda kardeşlerde sıra. Davet edilmedikleri halde filmi izlemeye gelen iki kardeş daha kapı girişinde filmin davetlilerinden sorumlu kişiye saldırıyorlar. Hem de ortada hiçbir sebep yokken. Gel tatlandırın olacaksın. Gel bak görsünler seni. Söyler misin? Davetlilerden sorumlu kişi sadece galaya davetli olmadıklarını söylüyor ve tekmeler, yumruklar havada uçuşmaya başlıyor. Araya girenler kavgayı uzun bir süre ayıramıyor. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Pardon. Utanmadan galada rezalet çıkardılar. Gel olacaksın. Gel bak görsünler seni. Söyler misin? Oyunculukla, şarkıcılıkla ya da sanatla ilgili hiçbir sıfatları olmayan bu iki kardeş, sağdan soldan aldıkları duyumla galaya sadece olay çıkarmak için gelmiş belli ki. Ünlü ve saygın isimlerin olduğu bir ortamda çıkardıkları bu rezalet akıl alır gibi değil. Gel, olacaksın. Gel bak görsünler seni. Ama sen söyler misin? Arkadaşlar, gündeme başka türlü gelemeyen ve gelebilmek için de akıl almaz bir rezalet çıkaran ikili, karşılarındaki genç bir kızın onurunu ve gururunu da hiçe saydılar o akşam. Konuşup durmayın. Kız kardeşim şu anda sinirli. Birçok olaya karıştığı için ve insanlar herhangi bir olayda kız kardeşimi ve beni, kız kardeşim yapmış olsa dahi beni de bu olayın içine alıp biz her zaman suçlu oluyoruz. Esra ve Ceyda ikilisi trajikomik konuşmalarına devam ediyordu. Şimdi söyledikleri sözlere kızalım mı, gülelim mi bilemedik doğrusu. Ben şimdi oyunculuk yapıyorum, sanatçıyım. Gülme, gülmeyecek bir şey yok. Sinirliyim şu an, tamam mı? İnsanların zayıf noktalarıyla dalga geçme. Bu sinema filminin herhalde starı yok. Yazık, bize ihtiyaçları var. Oysa ki biz çok değişmiştik. Artık sansasyonel insanlar değiliz biliyorsunuz. İki tane sinema filmimiz var. Söyledikleri komik sözlere daha fazla dayanamayıp gülen muhabir arkadaşımız Uğur Kalabaş'a da saldırmaktan geri kalmadı ikili. Bir şey yok, sinirliyim şu an, tamam mı? İnsanların zayıf noktalarıyla dalga geçme. Sinirliyim, sen sinirliyken ben seni dinlerim. İndir, tamam başla. Biz Show TV magazin servisi olarak bu tarz kişilere asla prim vermeyeceğimizi belirtmek istiyor ve görüntüleri burada kesiyoruz. Bu tür ucuz numaraları ne biz ne de halkımız asla yutmaz. Esra ve Ceyda kardeşlerin artık biraz hadlerini bilmesi gerektiği kanısındayız. Yalnız her şeyden önemlisi bu kötü ve nahoş olay bile galaya gölge düşürmeye yetmedi. Sevindiğimiz konu da bu. Çek. Anneannemin lafı geldi aklıma. Beş kişinin bir konuşmasından yana. Sezen Aksu Dağı'nı, olay sözler. İnsana benzemesi için. Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy kavgası için ne dedi? Çok canım yanıyor. Divaları barıştırmak için ara bulucu olur musunuz sorusuna öyle bir yanıt verdi ki. Anneannemin lafı geldi aklıma. Çek. Sinan Akçıl'ın klip setinde inanılmaz kaza. Sinan Akçıl şoke oldu. İyi misin? Herkes şokta gördüğün gibi yani. Erkan Petekkaya neden oradaydı? Sinan Akçıl'ın klip setinde dehşet anlar. Az sonra. Çek. Öyle bir belaya çektiler ki hem içine düşmemem lazım hem de arkamda bırakıp gitmemem lazım. Acımasız töreler. Bu evlilik de olmayacak, kan davası da olmayacak. Macera.
gözyaşı. Çok fazla dertliyim. Sürprizler. İzleyicilerimiz o kadar çok sürpriz bekliyor ki. Ve kan davasının gölgesinde buruk bir aşk hikayesi. Aşk dediğin üç harfler. Ayın, Işın, Kaf. Show TV ekranlarında yeni sezonda fırtınalar estirmeye hazırlanan Adını Kalbine Yazdım setine gittik ve sizler için çok özel görüntüler topladık. Az sonra. Çek çek. Şarkıcı Bengü ikinci kez ölümden döndü. Ağladığım için sinirim bozuldu. Bak gözlere bak yani. Bu biraz sabrımı zorladı. Burada gidiyoruz, kayboluyor uçak falan. Binlerce metre yüksekte. Büyük panik. Az sonra. Çek çek. Son günlerde Diva Bülent Ersoy, Gülben Ergen ve Ajda Pekkan üçlüsü arasında bir polemik yaşanıyor. Bülent Ersoy'un sözlerine cevap veren Gülben Ergen, kendi programında Ajda Pekkan'a da bir çağrıda bulundu. Bakalım neler yaşanmış. Bizi her yer Gülben oldu. Ah! Kalça eriten Gülben. Ah! Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Ajda'nın sesini duyunca ergenleşen Gülben. Ajda bize gel. Yemin ederim. Ajda bize gel. Wow. Gel. Ne olur gel. Kazandınız dedim. Gel. Diva ile polemiğe girince tokat yiyen Gülben. Şak 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 adlı tokadı yedim. Show TV'nin gülen yüzü Gülben'e bir haller oluyor. Bir gün anlayacaksın, zaman geçecek ansızın. Medyada Gülben Ergen fırtınası esmeye başladı son dönemde. Son dönemin moda tabiriyle bize her yer Gülben oldu. Vıdı 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 söyleyecek pişmanlıkları. Show TV'de yayınlanan programından ilginç görüntülerle başlıyoruz. Gülben Ergen geçtiğimiz günkü programında kalça bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmaya yönelik hareketler gösterdi canlı yayında. Bir de biz bunu yaparken bir... Tekrar. Yes. Tekrar. Güzel. Süper. Spor hocasıyla birlikte topuklu ayakkabının el verdiğince hareketlere eşlik eden Gülben Ergen, formunu spora borçlu olduğunu gösterdi bir kez daha. Harikasın. Çok iyi. Hadi bir tane daha. Bir tane daha son. İşte bu kadar. Çok. Süper. Özellikle kalça bölgesini çalıştıracak bu hareketleri defalarca yapmasına rağmen zorlandı ünlü sanatçı. Nefes vererek yukarı çıktık ve tekrar. Ciğerim yandı. Tekrar devam. Çok iyi. Bravo. Çok iyi. Bir gün sonra oldukça renkli bir yayınla seyirci karşısındaydı Gülben. Programın konukları Nihat Odabaşı ve heyecanlının güzel sunucusu Özge Ulusoy'du. Deniz kenarında tenha bir yolda yürürken vıdı 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 söyleyecek pişmanlıkları. Özge Ulusoy zarafetini baleye borçlu olduğunu söylüyordu programda. Yani ben de eğer bir kız evladım olursa, Allah bana bir kız evladı verirse mutlaka baleye göndermek istiyorum. Annemin de beni baleye yönlendirmesinin sebebi zaten bir zarafetle duruş katabilmesi. Vücut proporsiyonuna küçükten başlayınca çok şey katıyor. Evet, aynen. Güzelliğini baleye, şöhretini Gülben Ergen'e borçluydu Özge Ulusoy. Özge Ulusoy'u Gülben Ergen keşfetmişti. Benim ilk güzellik yarışmamda yani elit modelde siz jürideydiniz. Bak. Ben üçüncü olmuştum. Ben üçüncü oldum diye çok üzülmüştü. Ve televizyonlarda günlerce verdi bu kız niye üçüncü oldu. Hiç hak etmedi. Birinci olmalıydı diye hiç unutmuyorum. Hatta. O yüzden böyle bir çok ayrı sempati hali evet, bende. Çok teşekkür. Özge Ulusoy ısrarları kırmayarak şarkıda söyledi programda. Düşman olmaz bende. Kim bile tutamıyorum. Sarpamuktan kimseye kızamıyorum. Hele sen hele sen. Programın kulisindeyiz.
program sırasında Twitter'dan sesine gelen eleştirilerden hayıflanırken destek Gülben'den geliyor. Baktım Twitter'da Özge olsa şarkı söylemesin demişler. Ama bir şey söyleyeceğim, zaten ben de ricalar üzerine şarkı söyledim. Öyle bir niyetim yok. Zaten çok zor. Çok zor. Sana bayılıyorum. Twitter'da şey başmışlar. Özge şarkı söylemesin. Halt etmişler. Kıskanıyorlar. Teşekkür ederim. İşte cevap yüksek yerden geldi gerçekten. Aynı programda Gülben'i daha önce hiç böyle görmediğiniz başlığını atabileceğimiz görüntüler de yaşandı. Her şey Ajda Pekkan'ın telefona bağlanmasıyla başladı. Telefonda zayıflığın, giyimin, duruşun, sesin, şarkının, zirvenin en kaliteli duruşu, en hayran olduğumuz sanatçı, en saydığımız sanatçı, sesi billur, gönlü ayrı billur. Ne yapsa olay, ne yapsa gündemde, çünkü bir tane Ajda, bir tane de Pekkan var. O da Ajda Pekkan. Hoş geldiniz. Hello, hello, merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Ya ne güzel konuşuyorsunuz. Nihat Odabaşı'nın çalıştığı iki ünlü bayan telefonda karşı karşıyaydı. Ajda Pekkan, Gülben'in kilo vermesinden bahsedince ayaklandı ünlü şarkıcı. Zayıflığına ne diyeyim? Ay nasıl ne demek isterseniz ya? Acaba bir dakika. Eğer demek isterseniz, yani programı tanıtım bölümlerinde falan kullanırız. Ajda Pekkan, Gülben Ergen'i canlı yayında bağlanıp zayıflığı ile ilgili konuştu. Sakın ama müziği çok yapma. Ettim. Evet. Çok takdir ettim. Bayıldım. Of fıstık fıstık. Vallahi billahi helal olsun. İnanılmaz güzel. Bir de yeni saç modelinin güzelliğinden bahsedilince iyice mest oldu Gülben. Bu saçların çok yakıştı. İnceldi. Zarlı sordular. Gelecek yıllar. Yıllar. Sensiz nasıl yaşanacak? Yaşanacaklar. Ya hepimiz Ajda Pekkan olmak istedik. Bize nasıl yaşattınız bu duyguları? Ya ne güzel, ne güzel. Gerçekten ne güzel ve hala sizlerle bu diyalog içinde, bu frekans içinde olabilmek beni o kadar gururlandırıyor. Onore ediyor, anlatamam. Sonra bir Gülben Show başladı ki sormayın gitsin. Ajda Pekkan'ı programında ağırlayabilmek için 40 takla attı. Bir gün senin programına geleceğim dediniz zannettim. Bir gün dedim. Hangi gün? Ama onun için çok güzel. Bak 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 ne numaralar. Bak bak eğer gelirseniz ayaklarımı vallahi hep böyle ayakta. Aynı hareketleri yaparım seninle, olur. Tamam. Tamam. Senden bir kurgu yapacağız sen ben ya. Eve gelip evde yapalım yayını. Evet. Olmaz mı? Evet bak bak olur, olmaz mı? Sadece spora çevirebiliriz yayını. Tamam. Ajda Pekkan'ı ağırlamak istiyordu Gülben. O oturaklı seksi kadın gitmiş, soyadı gibi ergenleşmişti. Ben fark yaratmak istiyorum Ajda Pekkan bana konuk gelsin diye. Ayrıcalıklı olmak istiyorum. Bir şey söyle. Gel buraya. Yani ne olur ki? Ne olur ki? Tamam işte. Yani bana Ajda Pekkan gelse ne olur? Dekordaki masanın üstüne bile çıktı. Ayağındaki en az 10 punta topukluya rağmen. Gülben, bir şey daha söyleyeceğim. Dur ne yapıyorsun? Camdan mı atıyorsun? Ay ay ay. Talize koyuyor. Ajda bize gel. Yemin ederim çok. Ben buldum ne yapacağını. Ajda bize gel. Ne olur gel. Evet geliyorum. Geliyorum. Gelmelisin. Dur geliyorum. Şimdi çıkıp pijamalarımla geleceğim. Peki geliyorum. Ajda Pekkan Gülben Ergen'in bu ısrarına kayıtsız kalamadı ve tabularını yıkarak programa çıkmaya söz verdi. Yemin ederim ya aynen öyle kal bence. Çok seviyorum ya. Tamam aşkım benim, tamam. Sardı korkular gelecek yıllar arsana dönmedik istemiyorsun artık. Ne güzel hepsini bir kadın. Biliyorum ya. Tamam ya. Her ikisi de kaldım ya. Tamam kazandınız dedim. Ya! Evet. Bizden başka kimim var benim aşk olsun ya. Tamam.
Ay çok mutlu oldum ya. Program sonrası duygularını arkadaşımız Fatih Yılmaz'a anlattı Gülben Ergen. Ben kendime inanamadım. Yani ekip diyor ki masanın üstüne nasıl çıktınız? Gerçekten o masanın üstüne bu ayağımdaki topuklu ayakkabılarını nasıl çıktım? Nasıl yere attım mı kendimi? Yere attım kendimi yani. Bir tane Ajda Pekkan var. Ne yapsam olur. Çok az televizyon programına çıkıyor. Yani gerçekten efsane bir kadın. Müthiş bir sanatçı. O yüzden kendimi yarın da atabilirim yerden yere. Ajda Pekkan'ı programında ağırlayacak olmaktan ötürü çok mutluydu. Kendine bakmasını, giyinmesini, duruşunu, istikrarını bir kadın programında anlatacak olması bence çok heyecan verici. Ben bir Ajda Pekkan hayranı olarak büyüdüm. Ne kadar Sezen Aksu dinledimse o kadar da Ajda Pekkan dinledim ve izledim. O yüzden elimden geleni yaptım ama gerçekten biraz fazla kaçmış olabilir. Konu Ajda Pekkan'dan açılmışken, Ajda Pekkan'ı ne kadar çok sevdiğini gösteren Gülben Ergen geçtiğimiz hafta bir çaba içerisine girdi ama girdiğine gireceğine pişman oldu. Hatırlayacağınız üzere Bülent Ersoy Ajda Pekkan'la ilgili sert sözler söylemiş ve ortalık birbirine girmişti. Usta. İnanamıyorum yani. Kime bu nameleri? Ucube. Allah onu ıslah etsin. Usta. Tam bu polemik bitti derken Antalya'da ikinci bomba patladı. Gülben Ergen'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı... Elimde imkan olsaydı bu bayramda Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u barıştırmak isterdim. Açıklaması ikinci bir polemik mi doğuyor söylentilerine neden oldu. Bayramda Antalya'da sahne alan Bülent Ersoy, basın mensuplarıyla yaptığı bir sohbette Ajda Pekkan'la barışır mısınız sorusunu Gülben Ergen'e bomba gibi bir gönderme yaparak cevapladı. Yani böyle bir durum söz konusu olur mu? Barışır mısınız hani aracı olsalar? Gülben Ergen kocasıyla barışırsa ben de... Yani böyle bir durum söz konusu olur mu? Barışır mısınız hani aracı olsalar? Gülben Ergen kocasıyla barışırsa ben de bir düşünürüm sonra bakalım. Söz sırası Gülben Ergen'di. Fatih Yılmaz, Bülent Ersoy'un git kocanla barış açıklamalarını soruyor ve bakın Gülben nasıl tepki veriyor. Şırak, şırak, şırak adlı tokadı yedim. Vazgeçmiş Bülent Ersoy'la Ajda Pekkan'ı barıştırmaktan. Çok güzel bir cevap vermişti Bülent Ersoy. Vazgeçtim, barışmasınlar. Böyle güzel. Divanın şok eden lafını duyunca... Gülben Ergen kocasıyla barışırsa ben de bir düşünürüm sonra bakalım. Şoke olmuş gördük Gülben Ergen'i. Kolay değil öyle dev polemikleri tek tweetle bitirmek. Yok hayır. Gerekli hamleyi aldım. Mesajı alınmıştır Bülent Ersoy. Sevgiler, saygılar, iyisiniz siz böyle. Yeter diyorsun. Evet. Çek çek. Akçıl'ın klip setinde inanılmaz kaza. Sinan Akçıl şoke oldu. İyi misin? Herkes şokta gördüğün gibi yani. Erkan Petekkaya neden oradaydı? Sinan Akçıl'ın klip setinde dehşet anlar. Az sonra. Çek çek. Minik Serçe Sezen Aksu az önce izlediğiniz Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan kavgasına müdahil oldu. Nasıl izliyoruz? Anneannemin lafı geldi aslında. Beş kişinin bir konuşmasından yana. Sezen Aksu dağını olay sözler. İnsana benzemesi için. Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy kavgası için ne dedi? Çok canım yanıyor. Divaları barıştırmak için ara bulucu olur musunuz sorusuna öyle bir yanıt verdi ki. Anneannemin lafı geldi aslında. Nişantaşı'ndaki bir restorandan Beyazıt Öztürk çıkıyor uzattığı saçlarıyla.
Sezen Aksu'nun ortağı olduğu restoranda minik serçe ile bir araya gelmişti Beyaz. Böyle bir sohbet muhabbet Sezen Hanım yukarıdaydı. Onunla bir sohbet ettik. Beyaz ve Sezen Aksu iş için bir araya geliyor. Sürpriz bir projeye imza atacak iki büyük isim. Daha değişik bir şey. Biraz daha şekillendiği zaman belki size haber veririz. Ser veriyor, sır vermiyor Beyaz yeni projeyle ilgili. Öteki sorulara geçelim varsa, evet. Olursa haber veririz ama güzel, güzel bir şey inşallah. Konumuz Beyaz'ın uzayan saçları. Yıllar sonra saçlarını uzattı ama yakın zamanda kestirecekmiş yeniden. Neden acaba? Uzun zaman kestireceğim. Uzun zamandır uzatmamıştım. Öyle bir deneyeyim dedim. Yani bu şu haliyle fena değil ama program sırasında çok takım elbiseyle çok iyi durmadığı kanaatine var. Saçlarına lakabı gibi beyazlar indi. Uzun saçta daha da belli oluyor. Yaş kemale erdi ama evlilik konusunda hala somut bir adım atmadı. Önümüzdeki magazin ordusu 4. turu attı. ben de hala hayırlısı olsun. İnşallah. Abi hep hayırlısı olsun. Küçük bir tökezleme ile heyecan yaratıyor ama kazasız belasız biniyor aracına Beyaz. Kolay gelsin. Aman abi. Aman abi, evet. Ve Sezen Aksu. Mazhar Alanson'la birlikte verdiği konserden bu yana görmüyorduk onu. Beyaz'la bir araya gelmek için çıktı dışarı minik serçe. Evet, beraber. İşte konuştuk, evet. İşte konuştuk, muhabbeti yaptık. Tam arabasına binecekken habercilerin yaklaşık 3 saattir kendisini beklediğini öğreniyor ve duruyor. Bekliyoruz değil mi, şey oldu. Yumuşak karnım iyice tesir oldu. Yakın dostu Ajda Pekkan'ın hayvan mezarlığına gömülmek istiyorum açıklaması soruluyor. O da bir hayvansever ve konunun hassasiyetine vurgu yapıyor. Kendi aramızda konuşurken nasıl böyle çok iri cümleler kurabiliriz ama anlarız aslında. Bence herkes anladı o cümlenin özünü. Ben de çok acı çekiyorum. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda kurban kesilmesiyle ilgili Ajda Pekkan'la aynı hassasiyetleri taşıyor Sezen Aksu. Canı yanıyorsa, içi sızlıyorsa da sızlıyordur. Yalan mı söyleyeceğiz? Çok canım yanıyor, çok acıyor. Muhabirimiz Altan Çimen, Ajda Pekkan'dan söz açılmışken süperstarla Bülent Ersoy arasındaki polemiği soruyor Sezen Aksu'ya. Önce konuşmak istemiyor. Bu konuda konuşur muyum sence? Bende öyle bir tip var mı? Sonra dayanamıyor ve başlıyor bomba açıklamalara. Ben her zaman insanın beş düşünür bir konuşmasından yanayım. Vicdan insanın yakasını bırakmaz, takip eder. Yıllardır kimseyle polemiğe girmemesini, kendisiyle ilgili hiçbir açıklamaya cevap vermemesinin nedenini özetliyor. Öfkeni kontrol edeceksin, sinirini kontrol edeceksin. İkisi de çok kıymetli insanlar. Bülent Ersoy'la Ajda Pekkan arasında neden böyle bir kavga çıktığına anlam veremiyor. İkisi de insanlık hali. Biri birine çok kızmış, çok sert bir şeyler söylemiş. Hiç büyütülecek bir şey yok. Bunlar bunama alametleridir. Bunlar bunama alametleridir. Peki iki divayı barıştırmak için ara bulucu olur mu? Hatırlayacağınız üzere Gülben Ergen bu topa girmiş ve girdiğine pişman olmuştu. Anneannemin lafı geldi aklıma. Dünyanın işi var başında, şeytan işi olmayınca kuyruğunu tartarmış. Sezen Aksu, Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy'un kendiliğinden barışacağına inanıyor. Yetişkin insanlar zaten, onlar küs kalmaz. Tamam. Kahkahalar atarak veda etti magazincilere Sezen Aksu. Umarız Sezen Aksu'nun temennisi gerçekleşir. Bu iki dev ismin küs kalmasını kimse istemiyor zira. Öyle bir belaya çektiler ki hem içine düşmemem lazım hem de arkamda bırakıp gitmemem lazım. Acımasız töreler. Bu evlilik de olmayacak, kan davası da olmayacak. Macera. Gözyaşı. Çok fazla dertliyim. Sürprizler. İzleyicilerimiz o kadar çok sürpriz bekliyor ki. Ve kan davasının gölgesinde buruk bir aşk hikayesi. Aşk dediğin üç harfler. Ayın, şın, kaf. Show TV ekranlarında yeni sezonda fırtınalar estirmeye hazırlanan Adını Kalbine Yazdım setine gittik ve sizler için çok özel görüntüler topladık. Az sonra. Ve sırada sadece cumartesi sürprizinde izleyebileceğiniz bir haberimiz var. Başarılı popçu Sinan Akçıl yeni klibinde usta oyuncu Erkan Petekkaya ile kamera karşısına geçti. Klipte aşk, kavga, ihtiras, her şey var. Cumartesi sürprizi farkıyla izliyoruz.
Denizi'nin akçılığını, dev dalgasından en özel görüntüler. İlk kez ve sadece Show TV ekranlarında. Canım sen aşkı hiç küçük bir şey sanma. Gözümde bir damla, arkası dev dalga. Sinan Akçıl'ın Yunuslarla Dansı. Seni aramaktan yoruldum aslında. Ve romantik dakikaları. Senden ayrı fazla kalabilirim sanma. Çok konuşulacak kaza sahnesinde Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl nasıl dondu kaldı? Şoke oldular. Şoka gibi ya. Biz çok olduk kaldık ya. Kan Bey. Hayatta dublör olamazdı mı? Kahkaha dolu anlar. Vallahi ölüyle konuşulmaz biliyorsun ama. Tabii. Bombalar daha bitmedi. Pop müziğin dahi çocuğu Sinan Akçıl'dan kutsal kadını Ebru Şallı ile ilgili ilk açıklama. Yaptığım bir açıklama. Ebru Şallı için kutsal kadın dedim. Ünlü popçudan kutsal kadın açılımı. Ben bu ilişkin detayıyla ilgili de bilgi vermiyorum. Sinan Akçıl, Ebru Şallı aşkıyla ilgili ilk kez konuştu. Seni gören kalp tak tak atıyor, kafada şimşek çak çak çakıyor. Şarkılarıyla milyonların kalbine taht kuran pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl'ın çok konuşulacak klibi Dev Dalga'yı Show TV ekibi adım adım takip etti. Ve sizler için çok özel görüntüler topladı. Canım sen aşkı hiç küçük bir şey sanma. Gözümde bir damla, arkası dev dalga. Sinan Akçıl klip çekimi için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Her sahne, çekilen her kare oldukça özeldi. İşte Yunuslarla havuza giren ve keyifli anlar geçiren Sinan Akçıl'ın o renkli dakikaları. Dakikalarca havuzda kalan ve soğuktan adeta donan Sinan Akçıl'ın yanına gidiyoruz sahne biter bitmez. Tir tir titriyor usta müzisyen. Çok soğuk değil mi? Dondu. Rocky havası var ama böyle. Değil mi? Ama şey bugün Rocky kadar sert değil, Yunuslar kadar yumuşak olmak lazım. Çünkü inanılmaz hassas hayvanlar ve ilk kez bu deneyimi yaşadım. Gerçekten ilginç olmalı bu güzel hayvanlarla yüzmek. Nasıl bir deneyim yaşadığını merak ediyoruz Sinan Akçıl'ın. Çok güzeldi, çok etkiledi. Yani dokununca böyle bambaşka bütün şeyini alıyor insanın, stresini. Bu arada kendisine bir meslektaş bulmasına neden olmuş bu deneyim. Nasıl mı? Aslında hayvanlar aleminin en iyi müzisyenleri diyebilirim. Çünkü kimsenin duymadı, tiz sesleri duyuyorlarmış. Ama hoş da ömür ya. Bakalım klipte nasıl gözükecek. Seni Akçıl'ı az önce de dediğimiz gibi o gün adım adım takip ettik deyim yerindeyse. Şimdi Haliç kıyısındaki çekimlere gidiyor ve yakışıklı popçunun klibinde oynattığı 21 yaşındaki Sırp güzel Keti ile romantik dakikalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Canım sen aşkı hiç küçük bir şey sanma. Gözümde bir damla, arkası de. Planlardan sonra Kemerburgaz'dayız. Klip maratonunda dur durak yok. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu, Sırp Güzel ve Sinan Akçıl'la sohbete başlayacak ama daha ilk saniyeden nazar değiyor. Evet Sinan Bey, güzel klip yıldınız. Pardon. Hayret. Arada 7 yılda bir oluyor herhalde. Güzel klip yıldızınızı bize... Peki. Tamam, ben bir daha giriyorum. Bir kez deneyeceğim. Bunları görmek istiyorum yayında. Ne olur bunları lütfen buradan rica sesleniyorum. Elbette yayınları Sinan Bey. Yalnız hata insanlar için. Arkadaşımız da bir iki teklemiş. Ne var yani bunda? Ömür Sabuncuoğlu hayatında 5 yıldır ilk kez tekledi.
bu anları lütfen kayıt olarak istiyorum. İki teknemizi üst üste istiyorum. Evet Sinan Bey, güzel klip yıldınız. Pardon. Hayret. Konuşamadım. Güzel klip yıldızınızı bize... Neyse Ömür, sen sohbete gir artık. Tanıştırır mısınız bize güzel klip yıldızınızı? Tanıştırayım. This is Katya from Serbia. Çok kafiyeli oldu. Gerçekten de kafiyeler havada uçuşuyor. Bu arada Ömür Sabuncuoğlu bir konuyu merak etmiş olacak ki soruyu patlatıyor. Şarkıyı ezberlemiş mi? Bir şeyler söyleyebilir mi? En azından herhalde nakaratı biliyordur. Aynen o. Canım sen aşkı hiç küçük bir şey sanma. Gördüğün gibi güzel olmak kulağının da güzel olmasını gerektirmiyor. Yani şarkıyı söyleyemiyor. Romantik anlar ve bu güzel sohbet geride kaldı. Şimdi dramatik ve bir o kadar da adrenalin dolu dakikalara start veriyoruz. Klipte sürpriz bir isim var. Dila Hanım dizisinin başarılı oyuncusu Erkan Petekkaya. Dönüyoruz yeniden klibe. Güzel Keti'ye araba çarpması gerekiyor. Pardon dublöre ve oldukça riskli bir sahne. Yalnız bu sahne Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl'ı fazlasıyla etkiliyor. Hatta donup kalıyorlar. Kıpırdama! Ya, fena oldu. Şaka gibi ya. Biz çok olduk kaldık. Erkan Bey. Ya, hayatta dublör olamazdı mı? Ya, hayatta dublör olamazdı mı? O dakikalarda Erkan Petekkaya'da bir endişe hali hasıl oluyor. Yerde yatan dublörün can güvenliğinden pek emin değil. Yani en zor mesleği beyin cerrahlığıydı. Adam kalkmıyor, adam kalkmıyor. Aman bravo. Bravo. Herkes çok da gördüğün gibi yani. Tam o esnada Ömür giriyor devreye ve kahkahalar patlıyor. Giderim mi yanına? Vallahi ölüyle konuşulmaz biliyorsun ama. Tabii tabii. Yine de bir bakmak lazım. Ne olur ne olmaz Sinan Bey. Dublör arkadaşımızın sağlığı önemli bizim için. İyi misin? İyi misin? İyiyim iyiyim. Vallahi tebrik ediyorum. Güzel ölüyorsunuz. Harikaydın, tebrikler. Ayakta alkışladık seni. Yaşıyor gördüğün gibi Ömürcüğüm. Evet. Allah'a şükür can kaybı olmadan. Neyse içimiz rahat etti en azından. Kalktı. Aman bravo. Herkes çok da gördüğün gibi yani. Adam kalkmıyor. Adam kalkmıyor. Sahneler bitiyor ve merak ettiğimiz birkaç soruyu sormak istiyoruz ünlü ikiliye. Sahi nasıl ikna etti Sinan Akçalı klipte oynaması için Erkan Petekkaya'yı? Erkan abi şarkı deyince bu şarkıyı ne zaman klip çekeceksin dedim. Bir sene önce oluyor bu olay. Bir sene önce doğru. Yani çekerim Erkan abi dedim herhalde bir 8-10 ay sonra. Tamam ben oynayacağım bu klip dedim işte. Yine bugün aslanlar gibi sözün arkasında durdu sağ olsun. Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya gerçekten de çok iyi anlaştılar çekimlerde. Hatta Sinan Akçıl'ın itirazı var bu sahneler için. Ölmesin, kızının ölmesini istemiyorum Erkan abinin. Geri alıyorum seni. Çekimler bitiyor ve Sinan Akçıl'a son bir soru daha sormak istiyoruz hazır yakalamışken. Malum Ebru Şallı ile patlayan aşk bombası halen magazin gündeminin birinci sıralarında. Giderek geçen de var kalıp üzen de var seni bil, seven de var şu an sana bakar. Aralarındaki aşk haberleri almış başını giderken Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için söylediği kutsal kadın cümlesi de dikkat çekmişti. İşte bomba soru ve cevabı. Ebru Şallı için kutsal kadın dedin. Bunu açarsak kutsal kadın ne demek Ebru Şallı için? İnsan hani çok değer verdiği ve çok hani saygı değer bulduğu insanlara bu kelimeyi kullanabilir. Kutsal kadın kelimesini biraz daha açar mı acaba Sinan Akçıl? Hayatımda tanıdığım en kutsal kadınlardan biri demiştim ve bu lafın her zaman arkasındayım. Gel aşkçı. Neyse fazla zorlamıyoruz Sinan Akçıl'ı ve kendisine teşekkür ederek haberimizi noktalıyoruz. Tüylerim diken diken görüntüler var. Erkan abin de çok büyük tabii payı ve emeği var. Bütün gün sen de bizdeydin ve sen hakikaten uğursun benim için. O yüzden bu klibin de çok beğeneceğini umuyorum. Canım sen o.
çek. Yırtıcı hayvan parçalamış. Aman Allah! Ucuz kaçtı bu. Ucuzlaştırmış. Bombaların pimi çekildi. Moda takibinde olay var. Şöyle bir 5 kutu limon ve limon kolonyası getirin yani. Ajda Pekkan moda takibi stüdyosunda nasıl kahır fırtınaları estirdi? Koltuğuma gömülmek istiyorum Sema Hanım. Hangi şarkıcının süt yeni Sema Çelebi'nin hışmına uğradı? O öyle antipatik ve itici, böyle rüküş kahredici bir şekilde giyinmeseydi Ebru Polat'ı kimse fark edip de çekmezdi bile. Hadisenin kıyafeti dekolte sever Ivana Sert'i bile hayrete düşürdü. Az kumaş ekonomiye girmiş yani Hadise Hanım. Az sonra... Genç popçu Bengü ikinci kez ölümden döndü. Bengü'nün yaşadığı o anlara gidiyoruz şimdi de. Şarkıcı Bengü ikinci kez ölümden döndü. Ağladığım için sinirim bozuldu. Bak gözlere bak yani. Bu biraz sabrımı zorladı. Burada gidiyoruz, kayboluyor uçak falan. Binlerce metre yüksekte büyük panik. Antalya'daki fırtına yüzünden uçağı saatlerce havada kalan şarkıcı Bengü ölümden döndü. Bildiğim ne kadar dua varsa yani hani arkadaşlar böyle bir fırtına yok. Bengü yaşadığı korku dolu anları ekibimize anlattı. 45 dakika zaten dolandık ve inemiyoruz. Bayramda Antalya'yı dev bir fırtına esir almıştı. Yağmur ve rüzgar olanca gücüyle karayı dövüyordu. Ekibimiz de Antalya Havaalanı'nda şarkıcı Bengü'yü bekliyor ve röportaj için zamanı sayıyordu. Ancak saatler geçmesine rağmen Bengü'nün uçağı piste bir türlü iniş yapamadı. Saatler sonra Bengü havaalanı kapısında göründüğünde yüzü bembeyaz kesilmiş bir şekilde muhabirimize sarıldı. Şöyle alayım mı? Dur önce seni öpeyim Yakup. Abi böyle bir inmek yok. Nasılsın kardeşim? Uçağı fırtına yüzünden türbülansa giren ve bir türlü Antalya'ya inemeyen Bengü'nün yaşadığı korku yüzüne yansımıştı adeta. Gözlüğümü çıkartamayacağım çünkü ağladığım için sinirim bozuldu. Bak gözlere bak yani. Böyle bir şey var mı ya? Şoktan uzun süre çıkamadı. Merakımızı gidermek için hemen Bengü'yü soru yağmuruna tuttuk. Yaşadığı o korku dolu anların başlangıcına gidiyoruz. İzmir Havaalanı'na giderken müthiş bir gökkuşağı ile uğurlandım. Her şey yolunda. Oradan buraya geldi o. Abi ondan sonra İstanbul'a uçtum. Bak bak Allah yardımcın olsun kardeş. İşi şakaya vuruyor Bengü ama yaşadığı şok halen suratındaydı. Bildiğim ne kadar dua varsa yani hani... Arkadaşlar böyle bir fırtına yok. Yani böyle bir rüzgar fırtına yok. 45 dakika zaten dolandık ve inemiyoruz. Ben en son şeye dedim hani kokpite gireyim. Kendi önerilerimi sunayım. Mesela diyeyim ki sayın kaptanım mesela hani Mersin, Adana o taraflara doğru mu gitsek acaba filan. Hani çünkü inemiyoruz yani mümkün değil. Sinirleri iyiden iyiye gerilen Bengü'ye bu olay çok fazla gelmişti. Zira paranoya üzerine paranoya yaşamış uçakta. Hani bu artık... Bu biraz sabrımı zorladı. Hani bu gerçekten biraz böyle bir simülatör mü kaptan pilotlar evet, orada evet. Prova yapıyorlar işte bir şeyler oluyor falan. Hakikaten bu çok sıkıcıydı. Çok çok acayipti. Luna Park'ta gibiydik yani. Hani bildiğim Luna Park'taydık. En son zaten hostes bana dedi ki kara göründü mü diye bana soruyor bütün uçak. Ben böyle göründü iniyoruz falan. Uçağın kahramanı bendim yani.
Yaşadığı bunca korkudan sonra bir daha uçağa binmez karayolunu tercih eder diyoruz ama hatırlayacağınız üzere Bengü büyük bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Bir saniyeden sonra karayoluyla geçersin. Abi yok, karayolu da sıkıntılı biliyorsun. Evet biliyorum. Tövbe yarabbim. Allah Bengü'yü bir kez daha bize bağışladı. Ne diyelim, umarız güzel şarkıcı bir daha böyle bir tehlike atlatmaz. Çok çok geçmiş olsun. Böyle bir havaya denk geldik. Neyse, kısmet, bu da yaşanacakmış. Sonuçta kaderde ne yazılırsa o olur. Hani o bambaşka bir şey ama şimdi bunu böyle canlı canlı yaşayınca insanoğlu, bir de uçağın içinde de heyecanlananları görüyorum ben. Büyük yani, büyük. Geçmiş olsun herkese. Çek çek. Yırtıcı hayvan parçalamış. Aman Allah! Ucuz kaçtı bu. Ucuzlaştırmış. Bombaların pimi çekildi. Moda takibinde olay var. Şöyle bir 5 kutu limon ve limon kolonyası getirin yani. Ajda Pekkan moda takibi stüdyosunda nasıl kahır fırtınaları estirdi? Koltuğuma gömülmek istiyorum Sema Hanım. Hangi şarkıcının süt yeni Sema Çelebi'nin hışmına uğradı? O öyle antipatik ve itici, böyle rüküş kahredici bir şekilde giyilmeseydi Ebru Polat'ı kimse fark edip de çekmezdi bile. Hadisenin kıyafeti dekolte sever Ivana Sert'i bile hayrete düşürdü. Az kumaş ekonomiye girmiş yani Hadise Hanım. Az sonra. Çek çek. İddia ediyoruz az sonra ilk kez izleyeceğiniz ve Mardin'de çekilen bu görüntüler sizleri ekranlarınıza bağlayacak. Bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerimizle buluşacak olan Adını Kalbime Yazdım dizisinin Mardin'deki setinden çok özel görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza, izliyoruz. Öyle bir belaya çektiler ki hem içine düşmemem lazım hem de arkamda bırakıp gitmemem lazım. Acımasız töreler. Bu evlilik de olmayacak. Kan davası da olmayacak. Söz ağızdan çıkmış peki. Anasını töresini mi çiğneyecek? Macera. Gözyaşı. Çok fazla dertliyim. Sürprizler. İzleyicilerimiz o kadar çok sürpriz bekliyor ki. Çünkü çok fazla ters köşe var dizide. Ve kan davasının gölgesinde buruk bir aşk hikayesi. Aşk dediğin üç harfler. Ayın, şın, kaf. Ekibimiz Adını Kalbine Yazdım setine gitti. Mardin Midyat'tan çok özel görüntüler. Mardin kapıma çalar lele 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 canım. Show TV ekranlarında yeni sezonda fırtınalar estirmeye hazırlanan Adını Kalbine Yazdım setine gittik ve sizler için çok özel görüntüler topladık. Dinlerin ve tarihin buluştuğu şehir Mardin. Yola çıktım Mardin'e. Çekimler büyülü bir atmosferde gerçekleşiyor gerçekten de. Kan davasının gölgesinde yaşanan dramatik bir aşk hikayesinin anlatıldığı Adını Kalbine Yazdım da izleyicinin kalbine dokunan birçok konu ve hikaye işleniyor. Rızamı sorsalardı, kızımı toprağa ver, gene de sizi vermezdim. Özel tarihi bir konakta gerçekleşen çekim aralarında dizinin Kadir ve Zilan'ı, yani Erkam Aydar ve Özge Korkmaz'la beraberiz. Vallahi etkisi altındayım. Hala A tribindeyim. Ölelim arkada. Buyurun oturun. Masamız geniş. Akraba sayılırız şunun sırasında. Ne geleceğim lan senin masana? Senin alınmanca böyle ite kopağı söker. Bana sökmez. Hemen konuya girip çekimler nasıl gidiyor soralım. Yorucu geçiyor. Ama emeğimizin hakkını inşallah alacağız. Yakın bir zamanda. Bomba gibi bir senaryo. Gerçekten de hikayesi ve karakterleriyle başarılı bir yapım Adını Kalbine Yazdım. Evli çifte oynuyoruz onunla. Aramızdaki ilişki biraz sert. Hiç vakit kaybetmeden Kadir karakterini Erkam Aydar'dan dinliyoruz. Benim karakterim tamamen böyle deli dumurlu bir şey. İşte annesinin baskısı altında, bölgenin baskısı altında. Ağa olmak isteyen
ama bir türlü abisinden dolayı olamayan, erken yaşta evlendirilmiş. Dizide eşini çok fazla sevmiyor gibi gözüküyor Kadir karakteri. Gerçekten öyle mi? O çok tartışma konusu oldu. Ben başlarda sevdiğini iddia ettim. Yani biz de daha tam anlayamadık çünkü daha senaryonun ilerisini de bilmediğimiz için tam ilişkimiz çıkmış değil daha gibi düşünüyorum ben. Yani ben seviyorum, o seviyor mu orasını da onu tam bilmiyorum. Ben duydum ki biraz sıfettan bir gelinmişsin. Çok. İşte bu eve hakikat gelin melin gelir. Meydan ona bırakacak değil. Bu arada Zilan da hani nasıl diyelim fettan bir gelini canlandırıyor. Kadir nasıl sert bir erkekse Zilan da bir o kadar cabbar. E tabii aralarındaki sürtüşme de haliyle fazla. Kadir'in elinde silah falan böyle. Burada çok kıyamet gibi bir ortam var. Orada ben sanki hiçbir şey olmamış gibi sessiz sakin yanına yaklaşıp Kadir bir bak gel ne diyeceğim ne diyeceğim diye hala adama bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ondan sonra orada Erkan bayağı üzerime işte yürüdü böyle. Hatta oğlum dedi ve bunun için üç kere almak zorunda kaldık sahneyi. Oğlum bir sus, oğlum bir sus diyor. Kadın hala devam ediyor. Ya bir şey diyeceğim bir gel bir gel falan diye. Var yani orada bir itilip kakılma durumu oldu dün. Adını kalbine yazdığımda seyirciyi yeni sezonda birçok sürpriz bekliyor. Tüyoyu Erkam Aydar veriyor. İzleyicilerimiz o kadar çok sürpriz bekliyor ki. Çünkü çok fazla ters köşe var dizide. Bu zamana kadar alışılagelmiş aşiret dizileri vardır ya. Hatta bunu zaman zaman tiye de alındı skeçlerle. İnsanlar belki ilk başta bu da mı öyle diye düşünebilirler. Eleştiriye açık bir proje bu da. Ama birinci bölümde herkes görecek ki çok fazla ters köşe var hem karakterlerde hem konuda. Duyduğumuza göre Erkan Bey'in sesi de pek yanıkmış. Küçük ağa bize bir kuble türkü mırıldanır mı acaba? Nazlı yar oturmuş gül gölgesine, takmış fidanını bülbül sesine. İşte dizinin abi kardeşi Tolga Güleç ve güzel oyuncu Meltem Miraloğlu. Kostümleri pek ilginç geldi bize. Bu yöre halkı tarafından da çok fazla beğenilen bir kostüm bu. Ama kirletmişsin. Yani o ister istemez oluyor. Evet şu an şey... Söylemeyelim sence. Tolga Güleç'in altın kolyesi çekiyor dikkatimizi. Normal zamanda pek taktığını sanmıyoruz. Tolga daha önce altın kolye takmış mıydı? Yok hiç tabii ki takmadım. Takmam da yani. Ama tabii işte karakter açısından takmamız gerekiyor. Akik yüzüğüm var. Altın saatim var. Ve vazgeçilmez unsurum... Tespih. Neyse geçiyoruz diziye. Aile baskısı gören bir genç kızı canlandıran Meltem Miraloğlu ile sohbete devam ederken devreye anne Fatma Öney giriyor. Aile baskısına uğruyor. Kızım dinle. Ne oluyor dedim bir an. Bu bir kuşak çatışması. Evet. Kuşak çatışması var annem. Evet biz görücü usulüyle evlendik. Siz evlenmeyin istiyoruz ama olmuyor yavrum olmuyor. Durumu güzel özetledi Fatma Hanım. Ama Tolga Güleç'in de tespiti oldukça komik tabii. Yeni kuşak karşı çıkıyor ama törelerimizden maalesef vazgeçemiyoruz. Töremiz bizi yalnız bırakmıyor. Ya şive düzeldi anne de yani. Evet. Bir anda evet. Kuşak çatışması var ama törelerimiz bizi yalnız bırakmıyor diye. Aşiret dizilerinde oyuncuların şiveleri çokça tartışılır. Oyuncular bu konuya fazlasıyla hassasiyet gösteriyorlar. Ben çok uzun yıllar Adana'da kaldım. Üniversite işletme okudum orada, bitiremedim. Liseyi Adana'da okudum. Sonra konservatuvar okudum İzmir'de. O Adana şivesine kaçtığı anlar oluyor. Ama çok da işime yaradığı anlar oluyor. O yüzden hani mesela Gaziantep'te gidiyik diye konuşurlarken burada geliyoruz, gidiyoruz. Bu arada arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu'nun merak ettiği bir soru var. E hadi Ömür sor bakalım. Dicle bir ağaya aşık. İçten içe evet. Seviyor. Evet. Anne ne diyor buna? Zaman gösterecek. Aşka saygımız var ama töreler de var. Umutsuz bir aşk hikayesi belki ama abi Tolga Güleç biraz farklı düşünüyor. Vallahi ben hep karşı çıkıyorum ama işte bir vasiyet var. Bunu fragmanda da görüyoruz. İşte kan kana karışsın, kan davası bitsin. Ama kan kana karışsın derken her şey birbirine karışıyor. Evet. İşte dizinin ağır topları. Serhan Yavaş ve Emel Göksu. Emel Hanım Midyat'ı fazlasıyla sevmiş. Çok sevdim ben buraları. Biliyorsunuz çeşitli kültürlerin buluştuğu bir yer, dillerin buluştuğu bir yer. Hoşgörü şehri. Hemen hikayeyi bir de Serhan Bey'den öğrenelim. Sıkıntılı bir süreç var geçmişle alakalı. Bu bir iki flashback ile verilecek izleyiciye.
Ömer karakteri tabii çocukluğunda 12-13 yaşlarından itibaren İstanbul'a gitmek zorunda kalıyor. Buradaki bir kan davası meselesinden dolayı ve bütün hayatı orada geçiyor. Ya sen evlenince nasıl mı olacağız? Ya birimizden biri ölene kadar dalaşacağız. Bu evlilik de olmayacak, kan davası da olmayacak. Söz ağızdan çıkmış peki. Anasını töresini mi çiğneyecek? Töreyi çiğneyeceksen bedenini kanla ödersin. Annenin de o ilk evladına olan hasreti gün be gün sürekli artarak gittiği için artık zamanının geldiğini ve gelip buraya yerleşmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bunlara sebep olan bazı da olaylar oluyor. Anne buna tabii çok seviniyor ama Ömer'in çok daha değişik planları var İstanbul'da. Ben aşık oldum. Söz verdim. Aşk dediğin üç harfli. Ayın, şın, kaf. İstanbul'dan bir gelin geliyor size duyduğuma göre. İstanbul'dan bir gelin geliyor ama burada da bir gelin var. Belki onun istemediği bir gelin ama ben o gelini kan davası bitsin, oğlum buralara gelsin, hepimiz bir çatı altında toplanalım diye istiyorum. Anne birleştirici rolde her zamanki gibi ama işlerin karışmasına da engel olamıyor maalesef. Erkan Bey'e de sormuştuk. Büyük ağa ve küçük ağa pek anlaşamıyorlar dizide. O ne diyecek? Şu aşamada pek iyi anlaşamıyoruz çünkü onun burada ağa olma gibi bir durumu söz konusu. Beni buralı kabul etmiyor. Çünkü çocukluğumdan beri burada olmadığım için tüm bu toprakların ve ağalığın kendisinde olması gerektiğini düşünüyor. Sohbetin sonlarına doğru geldiğimizde Ömür yine bir şey fark ediyor. Dizinin hayranları, fanları şu anda gelmiş durumda ve konakta hakikaten fotoğraf çektiriyorlar orada. Her gün akın akın insanlar geliyorlar. O konağı geziyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar. Tabii bizi de burada görünce ister istemez buraya da gelenler oluyor. Adını kalbine yazdığım izleyici tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve sürükleyici hikayesiyle buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Çok yakında adını kalbime yazdım. Show TV'de bekliyoruz. Efendim gerçekten muhteşem görüntüler. Bu diziyi inanın ben de heyecanla bekliyorum. Bu akşam saat 20'de ilk bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Ben kaçırmayın derim. Bizden de ayrılmayın diyorum. Ve kısa bir reklam arasından sonra cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Yırtıcı hayvan parçalamış. Aman Allah! Ucuz. Kaçtı bu. Ucuzlaştırmış. Bombaların pimi çekildi. Moda takibinde olay var. Şöyle bir 5 kutu limon ve limon kolonyası getirin yani. Ajda Pekkan moda takibi stüdyosunda nasıl kahır fırtınaları estirdi? Koltuğuma gömülmek istiyorum Sema Hanım. Hangi şarkıcının süt yeni Sema Çelebi'nin hışmına uğradı? O öyle antipatik ve itici, böyle rüküş kahredici bir şekilde giyilmeseydi Ebru Palat'ı kimse fark edip de çekmezdi bile. Hadisenin kıyafeti dekolte sever Ivana Sert'i bile hayrete düşürdü. Az kumaş ekonomiye girmiş yani Hadise Hanım. Az sonra. Çek 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 çek. Sırada moda dünyasında yorumlarıyla sanat dünyasında artık bir fenomen haline gelen moda takibi var. Bakalım dakikalar sonra ekranlarınıza gelecek olan moda stüdyosunda neler yaşanmış, kimler çıkmış, kimler rüküşmüş. Bir yırtıcı hayvan parçalamış. Aman Allah! O babaannemizden kalma kasnak işi. Ucuz kaçtı bu. Ucuzlaştırmış. Bombaların pimi çekildi. Moda takibinde olay var. Şöyle bir 5 kutu limon ve limon kolonyası getirin yani. Ajda Pekkan moda takibi stüdyosunda nasıl kahır fırtınaları estirdi? Koltuğuma gömülmek istiyorum Sema Hanım. Alacakaranlık kuşağından çıkmış bir karakter mi görüyoruz acaba sahnede? Hangi şarkıcının süt yeni Sema Çelebi'nin hışmına uğradı? O öyle antipatik ve itici, böyle rüküş kahredici bir şekilde giyilmeseydi Ebru Palat'ı kimse fark edip de çekmezdi bile. Hadisenin kıyafeti dekolte sever Ivana Sert'i bile hayrete düşürdü. Az kumaş ekonomiye girmiş yani Hadise Hanım. Modanın takip edilen, merak edilen ve konuşulan programı Moda Takibi'nde bu hafta yine renkli görüntüler vardı.
Sema Çelebi moderatörlüğünde Ivana Sert, Ceylan Atınç ve İlker Bilgi haftanın karnesini çıkardı. Kahredenler bölümünde Ajda Pekkan fırtınası esti. Hayal kırıklığı yaratmış Ajda'nın kıyafeti. Koltuğuma gömülmek istiyorum Sema Hanım. Ya. Sahneye çıkmadan önce bir yırtıcı hayvan parçalamış gibi sanki üstünü başını. Bu tek kolu, dantel ve danteller bir tarafta toplanmış. Bir bacağı asimetrik. İlker Bilgi ve Sema Çelebi hiç beğenmemişti Ajda'yı. Alacakaranlık kuşağından çıkmış bir karakter mi görüyordu acaba sahnede? Çünkü o vampir filmlerini andıran, görüntü var. Evet. Şimdi en son bizim karşımıza ne giyip çıkacak diye merak ediyorum. Geçenlerde defiledeki kıyafeti de pek beğenmemiştim, yadırgamıştım. Hadisenin bayramda giydiği kostüm çok fazla abartılı bulundu yorumcularımız tarafından. Aman Allah! Ben yanlış mı gördüm bir şeye? Programa nefis dekoltesiyle hava katan Ivana Sert bile fazla bulmuştu Hadise'nin dekoltelerini. Biraz açık. Biraz fazla açık olmuş. Taşlı ve nakışlı kostüm. Altında böyle gümüş, bağcıkları karışık, yoğun bağcıkları ayakkabı ve o ne renk giyseydi mesela? Derin güzelim. Modacı Deniz Berdan'ın kıyafeti kelimenin tam anlamıyla Sema Çelebi'nin hışmına uğradı. Bana şöyle bir 5 kutu limon ve limon kolonyası getirin yani. Fır nakış ceket. İçindekiler babaanneden kalmış. İçindeki bir kovboy gecesinden kalmış. Ekose gömlek, altında bir palyaço botunu andıran bir bot. Sinem Kobal'ın şık kostümü en beğenilenler arasına girerken İlker Bilgi'nin Arda Turan için tavsiyesi vardı. Evet. Elbise nefis. Sinem gerçekten bu işi bilen kızlardan bir tanesi. Bir sevgilisine de el atmasını rica ediyorum. Ve kendi yaşına yakışan bir saç. Renk olarak mı? Renk olarak da beğenmiyorum. Form olarak da beğenmiyorum. Artık bu balyajlar, gölgeler. Sinem bunları bence bir artık kenara bırakmalı. Arda Turan'ın stilini eleştiren İlker Bilgi ile Sema Çelebi'nin atışmaları da programa renk kattı. Niye Arda'ya demin şey yaparken hemen buradan bir çat diye çıkarıverdi? Stil giyinmeye çalışıyor ama ben beğenmiyorum Arda'nın. Senin gibi mi giyinecek böyle? Kalk bakayım, bacağını kaldır. Gel bakayım şöyle ortaya çık. Ya, bugün çorap giymedim. Sema Hanım'ın dilinden kurtulamadım yani. Heyecanlının güzel sunucusu Özge Ulusoy'un nefis kıyafeti beğeni kazandı. İnanılmaz beğendim. Zaten kendisini beğeniyorum. Vücudu çok güzel ama böyle bir şey giymek cesaret ister. Çünkü ya da Özge gibi bir vücut ister diye düşünüyorum. Evet. O kadar zarif taşımış ki aslında dekoltesi bol olan ve yanlış bir vücutta çok sırıtacak bir elbise. Beren Saat, Kenan Doğulu çiftiyle ilgili yorumlar da çok çarpıcıydı. O şık çantalar, nerede zarf çanta kullanacak, nerede efendim saplı çanta kullanacak, klaç kullanacak. Hepsini birbirinden çok güzel ayırt ediyor. Bu hafta moda takibi sokağa da indi. Ivana Sert çarşı pazar dolaşarak sokağın da moda nabzını tuttu. Ohoho, kim gelmiş? Ne güzel oldu. Mağazada 700 milyon lira harcayan da var, 25 milyon lira harcayan da var. Hanımın genelde bütçesine göre değişiyor. Nasılsınız? İyiyim, siz? Beğendim seni. Harikasın. Görüşürüz. İyi alışverişler. Moda takibi cumartesi sürprizinden hemen sonra Show TV'de. Sakın kaçırmayın. Çek çek. Efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yarın sabah pazar sürprizinde yine karşınızda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çek çek.